XF'ye hoş geldiniz. Nebil Evren ve MKG ile birlikte haftanın maçlarını yine yorumlayacağız. Fenerbahçe'de yine bol gollü bir maç izledik. Beşiktaş kendi sahasında seyircisi önünde kazanmayı başardı. Galatasaray yine Gomis'e kazandı. Trabzonspor ilk mağlubiyetini aldı. XF'de hepsini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Evet dostlar, abiler, bir kez daha hoş geldiniz. 6 gollü maç demedin. 6 gollü bir maç Fenerbahçe'den deyince nasıl yani diye yorumlar geliyor. Toplam 6 gol yine Kadıköy'de. Adana Demirspor mücadelesini zaten bence haftanın maçı olmasını bekliyorduk. Oldu mu diye sayın ne bile. Şimdi efendim değerli milletvekilleri. Saygıdeğer. Saygıdeğer Hazirun. O vardır bir de. O zaman Galatasaray Tevfik Fikret Salonu'ndayız herhalde. oldu aslında. Yani evet. Şöyle bir düşünelim. Bir kere 6 gollü maç izledik. Bir tane kırmızı kartı da var. 3-0'dan 3-2'ye gelen bir maç. VAR devreye girdi. VAR 2 kere devreye evet. girdi. Ondan sonra daha ne olsun yani. İşte Belhanda ile Onyekuru biraz ortamı gerdi. Her şey vardı maçta yani. İyisi de kötüsü de vardı. Doğru. Değil mi? Güzel, güzel maç oldu. Tribünler dolu, atmosfer yüksek, yüksek. Süper ya. İyi maç oldu anlamda. Atmosfer harikaydı gerçekten. Evet, evet. Yani Adana Demirspor taraftarı da ya zaten deplasman taraftarının falan olması, hani nasıl tabii ki 11 futbolcu, 22 futbolcu, 3 hakem olmazsa olmazı da deplasman taraftarı da bu işin olmaz. Net, yani işte pandemi sezonlarında o taraftarsızlığa biraz alışmıştık ama ne kadar güzel bir şey olduğunu bu sezon itibariyle yeniden hissettik. Yani her yerde işte Adana Demirspor taraftarı, yani bu Karagümrük taraftarı Vodafone'da. Evet, aynen. Ben falan. Hatırlayamamıştım. Doğru. Güzel. Evet, yani çok önemli evet. unsurlar. Bir atmosferin yükselmesi açısından da. Yani şampiyonluk adaylarının taraftarları da umutlu başladı çok sezona. Ya Vodafone Park dolu. Şimdi Alanya maçı 3-0'dan 3-3'e gelmiş. Biraz boşluk olabilir. İşte Galatasaray maçı. İyi yaşa. Çok özür dilerim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Amin cümlemize. Ondan sonra iyi dileklerden sonra Fenerbahçe zaten öyle başladı sezona. Trabzon zaten son şampiyon, iyi kadrosu var. Onların da full çekiyor maç, iç saha maçları. Güzel güzel. Yani atmosferi yüksek başladı sezon. Oradan tekrar Fenerbahçe maçına konuyu bağlamadan önce ben size bir şey sormak istiyorum. Az önce televizyonda bir reklamda gördüm. Mayonez reklamıydı. Pizzaya mayonez sıkıyordu. Anladım. Tamam. Ben aradığım cevabı buldum. Konumuza tekrar geri dönüyorum. Yani. Olmaz değil mi ya? Olmaz. Şey yani. Patates tamam, okey. Evet. Bugün pizzaya olmaz. Bugün pizzaya mayonez döken. Yarın. Tantuni'ye yoğurt koyar ki koyuyorlar. Bir Mersinli'den. Konu bir şekilde Mersin'e geldi. Geçen de bir eleştiri. Sağ olsun bir işte değerli izleyicimiz karşılaştık bir yerde. Abi dedi, sana çok önemli bir soru soracağım dedi. Tantuni tavuk mu olur dedi. Et tantuni mi tavuk? Tavuk tantuni diye bir şey var mı? Var tabii. Hayır. Tabii anladım. Yani yapılıyor da olmaz. Onun adı başka bir şey olur. Ne olur? Tavuk sote, şey açık ekmek arasında. Tantuni. Evet. Peki buradan nasıl gideceğiz? Evet, yani bilmiyorum işte. Adana'ya doğru gidelim. Adana'da güzel, da mesela Adana, Urfa diye bir şey yoktur evet. derler değil mi? Yok zaten. Evet. Yani, bu böyle yani, devam edecek galiba. Master Chef'e döndürdük. Peki programı. Sayın Emek Ege. Abi sen niye bu kadar resmisin? 1980 TRT modeli şeklinde devam edelim. Aslında dün de Emre ile konuştuk. Jesus'un kadro tercihi. Den çok diziliş tercihi. Den çok oyuna bakışı bence. Mi? Heh. Şöyle. Oradan devam edelim. Evet. Yani bence şimdi hani biz genelde şuna alışığız. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ne yapar? Topu alır, geriden oyun kurar. Rakip sahaya yerleşir. Set hücumunu yapar. Rakibi çıkartmaz. Boğar. Pozisyonları öyle öğretir ve şampiyon olur veya şampiyonluk yarışını sonuna kadar götürür. Benim... Ya Kasımpaşa maçını bir kenara ayırmak zorundayız. 15. dakikadaki kırmızı kart nedeniyle. Benim gördüğüm kadarıyla Jorge Jesus'un oyuna bakışında bu yok. Jorge Jesus ben topu alayım, oraya yerleşeyim, orada topu çevireyim, işte boşluğu. Hayır, Jorge Jesus bence anladığım kadarıyla. Çünkü önce hakikaten teknik direktörleri eleştirmeden veyahut da yaptıkları tercihleri karşı çıkmadan önce ne yaptığını anlamaya çalışmak lazım. Bence Jorge Jesus
Ne yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Ben öyle kapatayım, orada yerleşeyim, orada o sıkışık alanda üretmeye çalışayım değil. Tamamen ben oyunu hep geniş alanda oynayayım istiyor. Benim anladığım o. Yani kadro tercihlerinden de öyle anlıyorum. Set oynamak istemiyor. Oyunu kurma şeklinden de öyle anlıyorum. Yani Ümraniye maçında da öyle oldu. Bu maçta da öyle oldu. Forvet tercihlerinden de onu. Forvet tercihlerinden yani de öyle çok... anlıyorum. Ondan sonra mesela hep top uzun, hiç geriden pas yaparak çıkalım, yavaş yavaş oraya yerleşelim yok. Hemen uzun oynayalım. Hemen rakip kaleye geçelim. Hemen oradaki boş alanı değerlendirelim. Hiç oyalanmayalım. Hiç oyalanmayalım. Evet. Bunun tabii bu oyunun da artıları ve eksileri var. Bir, rakipler Fenerbahçe'yi özellikle mesela dün ikinci yarıda bu oldu. Çok geri koşturuyorlar. Ümraniye maçında da bunu gördük. Çok gitgelli bir oyun oluyor. Ama Jesus bence hızlı bir şekilde oradaki boş alana atak yapmak istiyor. Ben öyle anlıyorum. Mesela bunu Mancini bir dönem Galatasaray'da denemişti. Hatta şu cümlesiyle hatırlıyorum. Ya çok sıkışıyor alan orada. Pas yapıp yerleştiğimizde. O zaman boşluk bulmakta zorluyor. Hatta Mancini de bir kısa bir süre böyle 3-5-2 gibi bir şey oynattı Galatasaray. Bir maçı da gollü farklı gollü kazandı ama devamı gelmedi. Bence Jesus'un oyunu yani değerlendirirken bu bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. Yoksa içinden bir sürü eleştirel şey buluruz, çıkartırız ve konuşacağız da şimdi. Ama net bir şekilde benim gördüğüm oyuna bakışı bu. Bazı teknik direktörler şunu yapar. Yani rakip oynasın ben atayım. Biz tabii büyük takımlardan çok alışık değiliz ama bir ara Arsene Wenger hani Arsenal son döneminde de onu yapıyordu. Klopp mesela bazen Dortmund'da diyordu. Rakip oynasın biz bulduk mu atarız geçiş hücumu vesaire. Yani Nebil Evren'in söylediği sahayı açmak. Rakibi de kapanmaya değil açılmaya yönlendirmek. Evet, aynen. Adana Demirspor'u yani, resmen sete oynatmak zorunda bıraktı. 80'li yıllarda ya 90'larda işte yeni yeni futboldan anlamaya başladığım zaman rahmetli babam rakibin üstüne niye duruyoruz böyle işte Mersin Mardin maçı seyrederiz. Rakip üstümüze gelsin diye bekliyoruz derdi. Yani rakip evet, yarı sahaya yani rakip üstümüze gelsin ondan sonra aslında bu şey arkadaki boş alanları değerlendirmek. Şimdi o bu kontra atak denirdi ondan sonra kontra atak. Bu sonra geçiş hücum denmeye. Oldu. Bence arada bazı farklar var kontra atakla geçiş hücumuyla alakalı. Evet ben de Jorge Jesus geldiğinde hücum futbolu oynayacağını tahmin ediyordum. Benim de aklımda biraz daha sete dayalıydı ama senin bugün programdan önce konuştuğumuz gibi bu Altay'dan İsmail Kartal döneminde çok nadir deneniyordu. Hani bir tane Altay'ın şeyi attı, evet. Uzun vurdu ve Rossi'nin dokunduğu golü olan Alanya'daki gol var. Onun gibi o bir alternatif taktik olarak deneniyordu. Biraz daha A planına yakın şimdi. Sürekli Valencia'ya orta sahanın çok özür dilerim. Teyit geçildiği, havadan geçildiği pozisyonlar çok izledik. Buradan da Fenerbahçe bir şekilde bir penaltı olmak üzere 4 gol çıkartmayı başardı. Biraz önce ya da şimdi verebiliriz gol beklentisi. Evet. Gol beklentisi aslında maçta tüm istatistik değerlerinde, pozitif istatistiklerde önde olan taraf Adana Demirspor. İlk yarı 1-11 Fenerbahçe. Rakip ceza sahasında topla buluşma, pas sayısı... Gol beklentisi maç sonuna bakıldığında 0.7 evet. Adana Demirspor ilk yarı, ikinci yarıda Fenerbahçe 0.83 Adana Demirspor 2.43. 2.43'lük bir gol beklentisi yani bu 2.43'lük gol beklentisi çok yüksek. Bunun içerisinde tabii Yusuf Sarı'nın kaçırdığı var. Soldan gelip Abbas Onyekuru'nun kaçırdığı var. Tabii bir tane penaltı var içinde. Yani bir tane penaltı var ama yani zaten 2 gol penaltı. Yine de 2.43 çok bir ciddi çok için, yüksek evet. Bir rakam. Ya bazen çoğu takım bir maçta buna ulaşmıyor. Yani Jorge Jesus dediğin gibi aslında herkes sen de herhalde bu maçı seyrederken ya sağ kanat Ferdin kanadından ikinci yarıda özellikle Onyekuru olağanüstü geldi. O tarafa da zaten iyi önüne top atıldı. Çok iyi kullandı. Madeni çok iyi işledi. Ya buraya bir önlem almak lazım. Dedik evet. Ve ilk akla gelen ya hemen savunmayı dörtlesin. Osay Samuel'ı da sağ çeksin. Önünde daha kademeli evet. Durabilsin ki o işte şey alan olmasın. Yani sağ stoperle sağ çizgi beki arasındaki boş o alan aradaki boşluk. O bir şey boşluk olmasın 2020'de diye tercih etmedi. Pandemi başlamadan önceki Galatasaray'ın kazandığı derbide de Fatih Terim böyle bir plan yapmıştı. At Onyekuru'ya
şeklinde ve öyle de kazanmıştı Galatasaray. Onyekuru tabii durdurulması çok zor bir oyuncu. Çok çabuk, çok hızlı, offside'den çok süratli. Offside'den de çok çabuk kurtuluyor yani. Evet yani hep böyle sınırda oluyor offside pozisyonları Onyekuru. Ya birkaç santim önde ya birkaç santim geride. Ama mesela 3 değişiklik yaptı orada Jorge Jesus oyunun kötüye gittiği dönemde. 3 değişikliğin hiçbiri bu senin dediğin zafiyeti önlemekle alakalı değildi. Yani Arao çıktı, İsmail girdi. Zaitz çıktı. Önde de Rossi oyuna girdi. Hatta tam tersi daha da yani Serdar Dursun yerine Rossi bir tek profil değişikliği orada oldu. Ama oyun şeklinde bir değişiklik olmadı. Ve maçtan sonra Jesus'un yaptığı açıklamada iki aydır en güçlü oyunumuz. Çok güçlü oynadık. En iyi oyunumuz diyor. En iyi maçtı diyor. Değil mi? En iyi maçtı diyor. Evet yani bilmiyorum dedim belki biz beklentilerimizi değiştirmeliyiz. Bilmiyorum. Yani çünkü bir yandan da şöyle de bir gerçek var. 3 haftada 13 gol atmış bir Fenerbahçe var. Evet. 6 gol atmış Valencia var. 6 gol atmış Emre Valencia Mor'un katkısı bu, var. Şimdi bunu bütün maçları birer birer şey üzerinden değerlendirebilirsin. Her 90 dakika ya Kasımpaşa maçı ayrı. 6 hepsinin olur, ayrı hikayesi 8-9 var. Da olur. Çünkü Kasımpaşa evet. Çok savunmanda çok zayıftı. 10 kişi kaldı. Bu karşılaşma Fenerbahçe'de ölçü olabilecek maçlardan birisi bu. Adana Demirspor artık. Adana Demirspor ölçü değilse hangi takım ölçü olacak? Doğru. Tabii Süper Lig için. Süper Lig için. Gol sayısı çok dikkat çekici ama savunmada verilen boşluklar da toplam yenilen gol sayısı da az değil. Yani toplam 5 gol 3 maçta ama Kasımpaşa'yı yine bir kenara koymak zorundayım. Yani saygısızlık etmek istemiyorum. 10 kişi kalınmış olması da çok önemli oldu. Yediğimden çok atarım felsefesi. Burada iç saha maçında 5 gol yedi yani. Bardağın dolu tarafı da var, boş tarafı da var. Bakış açısı diyorsun ya. Şimdi şöyle de bir şey var. Avusturya Wien maçında atılan ikinci gol aklıma geliyor o zaman da. Hani öyle kafasında bir şey yok dedik ya kaç pas sayıyordu böyle tık 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 tık. 30 mu olmuştu? Kaç olmuştu? Bilmem. 1,5 dakika yakın Fenerbahçe topu dolaştırıyor. En sonunda da Serdar Dursun'la golü buluyor. Demek ki yeri geldiğinde sete yerleşip rakibine göre bunu da yapmak isteyen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani tek düze değil ya maç içinde değişen. Bence sadece diziliş değil oyuna bakışı da rakibe göre değiştiriyor. O kesin zaten yani. O zaten kastettiği de. Bu kadar kadro değişikliğinde tabii ki Perşembe Pazartesi'nin de çok etkisi var ya Fenerbahçe. Çok erken açtı sezonu eleme maçları nedeniyle. 12 resmi maç mı oldu? Yok, hazırlıklarla birlikte. 14-3 12 oldu. 12 oldu. Evet. 6 hazırlık, 6 resmi. Evet. Yani 2 Dinamo Kiev, 1 Avusturya Wien. Evet. Doğru. Slovatsko evet. Var. Slovatsko da var. Doğru. 2 tane. Tabii tabii. 5 tane Avrupa var zaten. 5 Avrupa var. Yani onu da ve hakikaten de Jesus'un da elinde yani abi yedek kulübesine bir bakıyorsun. Bir sürü orta saha oyuncusu girebilir. Bir sürü forvet girebilir. Stoperini değiştirebilir. Tribündekiler var daha. Şeyi de tribündekiler var. Kadroda değildi. Çok Berişe derin değil, bir kadro. Arda Güler değil. Joshua King değil. Serdar Aziz değil. Değil. Evet, ki evet. Yani bunu konuşuruz. Bence Fenerbahçe'nin ben bunu söylemiştim geçen programda da biliyorsunuz. Bu arada söylemek istediğim şey daha var. Tek tişörtüm bu değil, denk geliyor. Yeni de yıkanmış. Ama yakaları kaldırman biraz eleştiri konusu oluyor. Evet, geçen de Ali Emre diyorum. Emre Özcan'la yaptığımız programda ama ne yapayım işte. İşte şey, yaşlı abi şeyi. İzleyici sorusu alalım. İzleyici sorusu varmış. Bakalım. Last Soldier. Devamlı izleyicimiz. Evet. Fenerbahçe'de forvet ihtiyacı olduğu taraftarlarca söylenmesine rağmen son maçlara bakıldığında ligde 13 gol atmış ama defans açıklarından dolayı çok da gol yediği görülüyor. Acaba gerçek ihtiyaç forvet tam yerine geldi. Evet, tam yerine rast geldi. Manzara koydu. Olacak. Bence net şekilde stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Geçen sezon hani o stoper ikilisi Serdar kim? Son derece uyumluydu. Salah da kötü bir stoper değil ama ortada oynayınca Lemos ilk maçta da vardı değil mi Ümraniye maçında? Lemos ilk maçta yoktu. Yoktu. Hangi maçta? Bu ilk 11. Vardı. Yani ilk 11 Avrupa maçında ligde ilk defa ilk 11'de oynuyor. Tabii Perez vardı, Salah vardı. Perez vardı, Salah vardı. Ferdi yine sağdaydı. Üçüncü stoper kimdi diyorsun? Orada üçlü oynamadı. Orada Gustavo Henrique vardı. Gustavo Henrique oynadı ya. Üçlü. Salah, Perez hatta ama Perez sol bekti o ilk Ümraniye. Sol bekti ama kaymalı yani. Evet, evet. Burada çok net üçlüydü. Orada kayarak oynuyorlardı. Ve Lincoln'u 100 metreyi verdi sol
senin dedi. Onu da farklı bir evrimleştiriyor Jesus. Yani ben çok şaşırdım. Fatih Hoca da yapardı ya, hatta asimetrik denirdi. Yani Fenerbahçe'de şimdi öyle oynuyor. Yani özellikle Ümraniye maçında, bu maçta tam net burada da var aslında. Şimdi Lincoln Henrique'ye sol kanadı veriyor ama arkasına aslında stoper tedbiri alıyor. Tedbiri alıyor. Yani biraz daha defansif özelliği güçlü bir oyuncu koyuyor. Ümraniye maçında da asimetri şöyleydi. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde Luan Perez üçlü savunma yapıyor. Rossi vardı ama önde. Rossi vardı tabii, solda tabii, orada. Şey, fark olarak top o. Fenerbahçe defans şey olduğunda, top rakibi geçtiğinde 3 stoper oraya işte kanat beki olarak öndeki oyuncu geliyor. Ama beşli Rossi dizi gelemiyordu işte pek o maçta çünkü. Ya, tabii uygulama ya. Kafadakiyle uygulama arasında ciddi problemler olabiliyor. Yani benim şeyim şimdi karşımızda da Jorge Jesus gibi, Jorge Jesus'u da karşıma almak istemiyorum akademik olarak ama yani yıllardan beri spor seyreden birisiyim yani. Yani beni de hafife almasın kendisi. Beklediğimizden çok daha, çünkü bizim bildiğimiz, öğretilen, gördüğümüz başarılı teknik adam, evet bir takım taktiksel esneklikler çok önemlidir ama Jorge Jesus hakikaten kafasında ne net bir diziliş var. Ya, ligin başında aynı sürekli 4-1-3-2 oynuyordu ama ne net bir kadro var ne de net işte oyun şablonu var. Yani diziliş obsesifliği diye bir şey yok yani. Jesus'ta. Yok, kesinlikle yok. Diziliş oyun obsesifliği de yok ama bence A planı şu: 4-1-3-2. Orada da A planın A altında, sekmesinin altında bir tane küçük A1. Oradaki küçük öndeki Arao'nun önünde Zaitsi mi, Lincoln'u mu, İsmail Yüksek'i mi, anladın mı? O üçlünün ortasındaki o oyuncu biraz maçına göre değişiyor. Deplasmansa daha düzü, sertliği yüksek. Son iki maç ama Zaitsi, Arao ikili oynamayı çünkü tercih etti. Yani Zaitsi'nin ilk başlarda da oynamamasının nedeni milli takımdan geç gelmesi nedeniyle olduğu söyleniyor. Hı-hı. Yani şey, kulüpten yoksa göz ardı edilmiş değil aslında Jorge Jesus tarafından. Bir de işte şey var, B planı da yeri geldiğinde hep onu diyordu ki B planı da var. Yani hatta B sekmesinin altında işte o biraz önce asimetrik dediğimiz uzun top başlığı altında B uzun top planı. Şimdilik Fenerbahçe aslında hani Dinamo Kiev'e elendiği için aslında neyle gidiyor? Bu ligin bu aşamasına kadar %60'lık bir başarısı var aslında Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nden özellikle playoff'a kalamadan elenmek aslında büyük bir hayal kırıklığı. Dinamo Kiev'den de iyi takım olduğunu göstermesine rağmen bu arada iki maçtaki. Yani 10 kişi kalması çok büyük bir talihsizlik oldu yani içerideki maçta. %60 ama gelişime açık. Neden? Çünkü Jorge Jesus hani o güveni bence veriyor. Benfica da eleyecek kuvvetle muhtemelen zaten Dinamo Kiev'i. Belki Avrupa Ligi'nde de yine denk gelebilirler. Ya 2-0 ilk maç zaten deplasmanda. Ya Dinamo Kiev yabancısı, bir tane yabancısı vardı herhalde. Yani zor durumda zaten takım. Konsantrasyon oradan üstüne. Şöyle bağlayayım o zaman. Dinamo Kiev maçında yaşadığı travmaya rağmen, Fenerbahçe için demiyorum, Ener Valencia diye bir olay var şu an yani. Var. 3 maç 6 gol. Orada kaçırdığı penaltı yani. Ve sonrasında çok enteresan toparladı. Farklı bir Valencia bence. Yani kendini bulmuş bir Valencia. Geldiğinden bu oyun beri şekli de ona çok yardımcı oluyor. Tabii yanında serbest bir forvetle. Yanında bir forvet daha oynuyor. Var. Veyahut da işte dolaşıyor. Bu maçtaki gibi biraz da şey de oluyor yani. Aslında Serdar Dursun pivot, arkasında Emre, ona yakın Emre Mor Valencia gibi oluyor. Valencia biraz daha çizgiye gitti. Tam onun istediği oyun var şu an. Evet. Yani çünkü çok süratli, çok kuvvetli. Alanı buluyor, boş alanı buluyor. En uçta bekleyip hani o stoper arasında sıkışacağına, dar alanda oynayacağına her yeri geziyor. Mesela o şu iki kişinin arasından çıktığı bir pozisyon var. Sonra faul mü değil mi tartışması oldu ama yani bunları yapabilen zaten bu özellikleriyle sivrilmiş bir oyuncu. Oyunun şekli de Valencia çok memnundur yani. Cuk oturdu. Evet. Oh be, benim istediğim oyun oynanıyor diyordur. Senin bir manşetin vardı aslında Valencia ile ilgili. Çok yaratıcı bir Fener Valencia. Oo güzel. Fener Valencia. Öyle ama yani şu anda. Yani şimdi 6 gol. Fenerbahçe çok uzun zamandan beri. Fenerbahçeliler forvet 9 mu aslında? Forveti bir 9 yani bir şey. Geldim içeriye atacak. Böyle şaşalı parlak bir artık Pierre Van Hooijdonk mu? Nikola Anelka mı? Geçmişten çok mutlu olmasalar da Matej Kecman mı? Hani böyle bir şey arıyor.
Avrupa'da isim yapmış. Bir süperstar. Forma da sattıracak. Sahaya çıktığında ilk tribünlere de çağrılacak. Böyle bir, çünkü gerçekten de Galatasaray'da bu isimler var. Şimdi Dries Mertens geldi. Evet. Seferovic geldi, büyük prestijli. Hatta orta sahasında Torreira. Yani böyle Galatasaray'daki isimler daha parıltılı gibi. Beşiktaş'ta işte kale arkasında çok güzel pankart var. Vekos on fire ritmiyle beraber. O da var, Gezzalı var vesaire. Fenerbahçeliler daha böyle... O zaman bir sonraki iç saha maçında Fener Valencia pankartı bekliyoruz senin önerinle. Öyle mi? Evet. Peki. İmza YMKG diye alsın. Bir de şu var, tribün evet. Demişken yavaş yavaş herhalde diğer maçlara geçelim. Beşiktaş'a geçeceğiz. Şu hissediliyor herhalde, Fenerbahçe'nin genel hali truyesi, camiasının hali truyesi tribünden o kadar net hissediliyor ki. Yani 2-0 öne geçiyorsunuz ilk yarı bitmeden. Şampiyonluk şarkıları, hatta 3-3 olunca oley çekiliyor. Çok ciddi bir duygu patlaması, coşkusu. Ya bu sene olacak işte, inandık size bu sene, hı hı. Görmek isteriz şampiyonlukları. Bu çok güzel tezahürattır ha. Şey, ritmi falan. Yani muazzam bir mutluluk. Futbolculara böyle acayip bir itici güç, pozitif sevgi. Sonra 3-1 oluyor. Birden böyle o şey düşüyor. Enerji. Enerji düşüyor. Zaten işte yeriz biraz sonra diye hemen kötü hatıralar geliyor. Zaten sabırsızlık var. Tahammül seviyesi biraz önce alkışlanan futbolculara karşı homurtular yükselmeye başlıyor. 3-2 olunca zaten... Kaos. Kaos. Yani o negatif enerji futbolcuya da aslında sirayet ediyor. Oradan toparlamasını iyi bildi Fenerbahçe. Hani Jorge Jesus'un da müdahaleleriyle. Sonra 4 olunca yeniden o 15-20 dakikalık gerilim. Bitkisel hayat kalmamış gibi yeniden bir anda şampiyonluk türküleri, oley çekmeler. Şey, yani bu uzun dönem kupasızlık ve başı şok mağlubiyetler, işte kupa finalinde Akhisar'a kaybetmeler, yani o kadar çok var ki işte 2017-2018 sezonunda en son Emre Belözoğlu döneminde Sivas maçı da dahil olmak üzere bu kırılma anlarında hep kötü pozisyonda kalmış olmak. Bu şeyi de kaybettirdi Fenerbahçe'ye. Hani arada Emre Belözoğlu ve kırılma anı diyerek de alt bir reklam. Resmen ürün yerleştirdi. Ürün yerleştirdi. Güven endeksi çok düşmüş durumda. Kuşkusuz Fenerbahçeliler takımlarını çok seviyorlar. Çok uzun zamandan beri de sabrediyorlar. Ama bu işte şey, ne derler. Şükrü Saracoğlu'nda bir güven ve sakinlik ortamı. Zor abi. Yani zor şampiyon tabii. Olana kadar bence zor. Tribün atmosferi, tribün şeyinde zaten o işler, hani derler ya, tribünü kontrol edemezsiniz. Yani yönetimler o. Vesaireler, her kulüp böyle adam yerleştirip böyle şey yapmaya çalışırlar, dert destetmeye çalışırlar da tribünden bir şey çıktığı zaman o sessiz çoğunluk vardır ya. Aynen öyle. Lincoln'le ilgili bir parantez açmak istiyorum. Buyurun efendim. Siz çok güzel değindiniz süper futbolda. Yani elinde kenar oyuncusu olmasa hiç diyeceğim ki ya tamam işte Lincoln. Eyvallah. Eyvallah. Ama ya Lincoln'un bir kere pas kalitesi, oyun görüşü falan ben çok iyi bir merkez oyuncusu bence. Evet. Veya 4-2-3-1 gibi bir kenar oyuncusu olabilir yani. Ön tarafta bir kenar oyuncusu olabilir. Ama yani bütün orayı ona verip bırakmak. Ve Adana Demirspor'un da oradan gelmemesi. 33. dakika ilk atak. Gelmedi Akintola. Gelmedi ya. 33. dakika ilk atak. İlk değişiklik Akintola üstüne oynadı. Devre başlarken. Evet. Ki Yusuf Sarı etkili oldu. Hani Onyekuru da bir kanat değiştirin. Ben oradan bir deneyim yapmadım ama mesela. Orada işte evet. Ya Montella herhalde de düşünmedi öyle olabilir, bir şey. Olabilir. Yani ben Montella'yı da hazırlıksız yakaladı bence. Bu kadro zenginliği ve derinliği içinde ters ayaklı Ferdi, kenar oyuncusu olmayan Lincoln orada falan gibi şeyleri... Bakalım ya, daha ne görmeye devam Vitor mı edeceğiz Pereira yoksa? Vitor Pereira bunları yaptığında nasıl ağız dolusu eleştiriyorduk da şimdi Jorge Jesus yapınca böyle. Abi ama öyledir bu iş yani. Bir teknik adamın kariyerine bakarak bir frene basarsın. Biz her teknik adamın ne yapmaya çalıştığını ya, anlamaya çalışıyoruz. Ya tutmasa da çılgın bu adam delilik yapıyor diyecektik. Yani hani Lincoln tarafından deli atak yese öyle tercih mi olur diyecektik. Yani ama öyle bir sonucu da olmadı. Ha, olmadı yani. Ama ya oyun planında başlangıcı nasıl öyle planlıyor, neyi düşünerek planlıyor. Zamanla anlayacağız. Kasımpaşa maçından farklı olarak sadece işte Perez biraz daha içeri girip Lincoln tamamen çizgiyi. Yoksa Lincoln Kasımpaşa maçında da sol taraftaydı. Ama önde oynadı. Öndeydi. Oradan oyun kuruyordu. İçe de kayıyordu. Evet, çizgi ona bırakılmadı. İşte o yüzden dedim ya 4-2-3-1 gibi bir düzenin sol kenarı olabilir Lincoln.
Evet. Hele sete yerleşiyorsan. Çünkü pas kalitesi hakikaten oyun görüşü ve pas böyle kalitesi. Böyle marjinal mesela güzel. Hücum oyuncusu olup da oraya evrilen mi? Atılan hatırlıyor musun? Kaan Dobra. Kaan Dobra evrildi. O geldi şu anda. Kaan Dobra evrildi. Çünkü o da bayağı forvet oyuncusuydu. Tabii tabii. Bir anda sol kanadı da gördük. Öyle. Bir ara Feldkamp Hasan Şaş'ı sağ bek yapmıştı. Oradan aklıma öyle geldi. O da çok beklik saçma bir tercihti. Beklik bile bir yere kadar kaldırılabilir yani. Önünde ama 100 metre başka bir şey değil mi? Evet. Ya yani öyle oyuncu düşünüyorum. Ya şimdi son yani programda da konuştuk. Perisic işte Inter'de Conte'nin 3-5-2'sinde o sol tarafı komple ona vermişti. Perisic de normalde 4-3-3'ün soluydu. Öndeki üçlü. Cuadrado Juventus'ta öyle. Evet. Yani hani yani öyle evrilenler var yani, ama aynen. Onlar genelde kanat oyuncusu ve hani bir şekilde Lincoln 10 numara diyorsun veya orta saha merkez arka, oyuncusu merkez gibi ya diyorsun. Bu işte Çaykur'da çok gençlik döneminde oynamış ama işte oradaki antrenör Ümit Şahin'le de konuştuğumda çok iyi bir orta saha oyuncusu olduğunu, öyle çok görünüyor. Rize döneminde çok ham olduğunu ama topla çok iyi bir ilişkisi olduğunu, öyle. Topla alan kat ettiğini, işte zaten ayağının hünerlerini görüyoruz. Yani bu maçta da gördük. Her duran top Fenerbahçe pozisyonu Salah'ın arka direkte yani evet, kafasına evet, attı evet. Vesaire. Teması sevmediğini, çok dirençli olmadığını, çok fazla geriye dönemeyebileceğini söylemişti. Klasik bir forvet arkası yaratıcı 10 numara yani diye bana tarif etmişti. Öyle de, senin de öyle de gözüküyor. Ha, buradan bu yaşta biraz daha direncini yükseltir bir çizgi oyuncusu gibi en azından biraz daha geriye katkı yaparsa peki. Kariyer açısından inanılmaz olur. Çünkü Ferdi Kadıoğlu da biz böyle bir oyuncu olabileceğini tahmin mesela o da evrildi. Doğru. Aynen. Ben bu arada son nokta Emre Mor'u çok başka bir noktaya koyuyorum şu an. 3 haftalık gösterdiği performans. Hani ya bir kere şöyle bir şey çok eklerse başka olur. Hakikaten seviye Beşiktaş'a geçelim. Kaybediyor da bu zaten hani biz bildiğimiz bir şey. Bu kadar topu ayağında saklayabilen zaten bildiğimiz yapışık yani. Gibi ya yapışık gibi evet. İnanılır gibi değil. Peki. Evet, dar alanda da iş yapıyor. Beşiktaş da aslında gollü bir maça yine imza attı Alanya'dan sonra. Yine evinde ve bu sefer rakip Pirlo'nun teknik direktörlüğünde Fatih Karagümrük'tü. Evet. 4-1'lik bir skor. Yani şöyle bakıyorum. Karagümrük adına zaten daha ilk haftalarda Alanya'dan da 4 gol yemişlerdi. Doğru, 4-2. Çanlar başka şekilde çalıyor ama Beşiktaş'ın durumu ilk maçta Kayseri'yi mağlup ederken zorlandı diye eleştirildi. Doğru. Alanya'ya 3-0'dan 3-3 verdi, 3-3 verdi diye eleştirildi. Bu maçın ne diyebiliriz? Bu maç. Maç kaybetmedi baktığın zaman Beşiktaş. Gösterişli bir maç. Evet. Yani bu maç özellikle ilk yarıdaki futbol rakibe nefes aldırmayan. Bence. 60'daki yani evet. Bir şeyler yani oturmaya başlamış. Kadro darlığı sıkıntısı yaşadı Beşiktaş. Yani şunu gerçek ki Beşiktaş'ın orta sahasında ciddi bir zafiyet var. Orta sahayı tutmak istediğiniz zaman yani maç adım adım. Yani şimdi Karagümrük'ün kadrosu da çok eleştiriye açık. Kalite konusunda çok konuşabiliriz ama Karagümrük'ün elinde hamle yapacak birden çok oyuncusu var. Hı hı. Yani kaliteleri tartışılır. Belki devirleri kapandığı da söylenebilir. Ama işte Ricci sokabiliyor. Yani işte Jimmy Durmaz'ı sokuyor. Yani Colin Kazımcıs bu yaş 35 yaşından sonra nasıl bir hamle oyuncusu demeyin ama en azından lig tecrübesi olan oyun içerisinde size belirli faydalar sağlayabilecek oyunculardan bahsediyoruz. Ve bu da göründü. Yani oyuncu değişiklikleri oldukça Beşiktaş geriye düştü. Gelemeyen Karagümrük. Ya çünkü Karagümrük'ün kadro şeyi ne derler planlaması yani sportif sebepler tabii ki var. Ana eksen sportif mi yoksa biraz daha böyle finansal olarak kâr etmeye yönelik mi onu bilemiyorum. Yani kadronun iskeleti işte Lucas Biglia'ya gitti. Yerine Ozgadeyev, Şukurov orta sahada yine o kadar işte Karamoh gitti alternatif oyunculardan Emre Mor gitti. Pesic gitti, Zukanović gitti defanstan, Balkovets gitti yine defanstan. Birçok oyuncu gitti ama yerlerinin doldurulmadığını görüyoruz. Özellikle orta sahada çok ciddi bir zafiyet var. Buna rağmen orta saha hakimiyetiyle o kadar Beşiktaş düştü ki orta saha soyundan baskı kurmayı başardı.
Hatta teknik olarak 3-2 bile oldu maç. Yani Ersin Yer'deyken Ricci topu ya kalecinin evet. üzerine vurmasa. 85. dakika. Düşünülmesi gereken konu bu. Yani düşünülmesi gereken şu. A planı muazzam işliyor Valerian İsmail'in. B planıysa ya da B planı değil de ilerleyen dakikalarda 60'tan sonra o eforlu futboldan sonra takım yavaş yavaş oyundan düştüğü için Alanya maçında ortaya koyduğu B planı ya da o anlık taktik değişikliği tam bir faciaydı. 3-3'e geldi rakip bir şey yapmadan. Bu maçta da göz göre göre ya tribünlerden hoca oyuncu değiştir diye onunla ilgili tezahürat var. Çünkü evet, oyun inisiyatifi gözümüzün var. Önünde Beşiktaş'tan adım adım çok da iyi olmayan Karagümrük'ün eline geçti ve bu bir Valerian İsmail bunu görüp hamle oyuncusu olmadığı için yapamayabilir ama bir şey yapması gerekiyordu. Türkçe anlamıyorum. O yüzden değişikliklerle alakalı tezahüratları anlayamadım. Değişiklikler konusunda karar benim. Bir hamle yaparken %100 emin olmak isterim diyor. Ama çok ya, da alternatifi yok. Evet yani bu maç özelinde aynen maç izlerken ben de aynı şeyi düşündüm. Orta saha, şimdi orta sahada değişiklik istiyor maç. Tamam mı? Tamam. Kim Berkay'ı girecek? Aldı. Sarı kartı da vardı. Kim girecek? Korktu. Ya i̇şte, zaten Berkay çıkınca Kartal giriyor. Kartal. Yani anlatabiliyor muyum? Orada bir şey değişiyor aslında hatta. Bence Berkay Kartal değişikliği biraz da geriye götürüyor Beşiktaş'ı. Ya resmen Sergen Yalçın yaşadığı durum ya. Bakıyor kulübeye. Ha, ya kimi alacağım diyor. Yok yani şampiyon olduğu sene. Öyle bir durum var. Ha belki ön tarafa biraz enerji katabilirdi. Yani işte Cenk'i alabilirdi. Ya Kenan Karaman'ı alabilirdi. Bir şey falan. Yapmak yani... lazımdı. Yani bir şey evet. yapmak. Böyle bekledikçe çünkü bir şey yapacaksınız. Yani yok dediğiniz zaman yani Gezal da yoktu. Gezal ya çok Muleka, önemli. Yani evet, Enkudu başladı. Zayıf Legos bir yedek kulübesi. Bunu kabul etmek lazım. Beşiktaş'ın yani şimdi Fenerbahçe'nin oynayanlarını oynamayanlarını saydık ya. Ya Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da ciddi bir Türk oyuncu problemi var. Tabii. Fenerbahçe'de ise Altay bir de Beşiktaş ve Galatasaray'daki Türk oyuncular genel itibariyle taşıyıcı oyuncular da değil. Ya yoklukta orayı yama etsin diye. Galatasaray Rol. Yusuf'la Kerem haricinde Yusuf Yunus. Diyorum. Yunus'la Kerem haricinde şimdi ki Beşiktaş'ta pek bir performans veremiyorlar bu sezon henüz diyelim daha. Evet henüz tabii. Beşiktaş'ta hani neden Kenan Karaman girsin? İyi olduğunda Türk olduğundan girsin yapıyorsun. Yani Berkay neden oynuyor? Genç ve alternatif Türk olduğu için. Yerine Kartal Kayra öyle. Necip aslında ideal stoper değil. Oynuyor. Yani Fenerbahçe'de ise hani Altay, Ferdi, Emre Mor, Serdar Dursun hatta, yedekten giren Mert Hakan Yağda, İrfan Can. Ciddi bir avantajı var. Yani Gezal yok, Josef yok, Atiba yok. Evet. Bunlar zaten yabancı konusunda ama yani daraltıyor olayı. Beşiktaş'ta 4 yerliyle çıkmadı mı zaten? Serdar Saatçi, Emre Can. Yani. Serdar Saatçi zaten kadro dışı. Emre Can da kırmızı kart. Yine aslında Türk oyuncu konusunda eksik de gelse. Yani Salih'i de konuşmak lazım. Tabii. Evet. Yani Kartal'la Berkay'ın oynaması ama hani yerliden ziyade orta sahada başka oyuncu olmamasından dolayı. Yani ben de bir çözüm yani tek bir şey geldi aklıma. Al bir stoper oyuna. Necip'i orta yani, sahaya koy olabilir mi dedim. Bir çözüm o olabilirdi. Yani orta sahanın direncini arttırmak, şey orta sahaya bir enerji işte. Vermek için. Evet bir şey yapmak gerekiyordu. Dediğin gibi o 3-2 olsaydı maçın sonu enteresan olur. Zor biterdi yani. Ama hakikaten kusursuza yakın bir 60 dakika var. Yani en kötü sen diyordun mesela Montero'yu kullan üçlüye niye koymayı düşünmüyor Montero diye. Yani Berkay çıksa Montero yine üçlü konusuna hiç girmiyor mesela İsmail. Dokunmuyor bile artık. Girdi işte Alanya maçının ikinci yarısında girdi. Üçlüye girdi. Yaman diyor yani şimdi. O beşleme gibi de işte. Ama şimdi şeyde de yani bu kadar iyi bir 60 dakikanın üstüne bütün dizilişi değiştirmek de çok doğru olmaz. Bir de bir maç önce o diziliş değişikliğiyle ilgili yaşanan bir travma var. Geri dönüş var. Ondan sonra. Ya o anlamda orta sahadaki alternatifsizlik Valerian İsmail'i zorluyor. Ama hakikaten 60 dakika kusursuza yakın Beşiktaş izledik. Evet, yani daha 17. dakikada ilk golün geldiği an ceza sahasında 10 kez topla buluşmuştu Beşiktaş. 6 şutu vardı. Henüz Karagümrük şut atmamıştı. Ya Beşiktaş'ın avantajı şu. Beşiktaş ligin en iyi sağ bekine, Beşiktaş ligin en iyi sağ ön oyuncusuna, Beşiktaş bence ligin en iyi santrforuna
Evet. En iyi ikisinden biri evet, diyelim. Evet. Cornelius'la beraber 9 numarasına. Beşiktaş Lig'in en iyi aslında defans önü 6 numarasına Josef de Souza'ya. En iyi 8 numaralarından birine Salih, Jetson. En iyi evet %100. En iyi 8 Salih. Numaralarından birine. Salih umarım bu çok seviyorum Salih. Umarım böyle devam edecek. Daha da iyi olacak ama henüz o tabir için erken. 5-6 hafta daha böyle devam eder umarım. Daha sonuna kadar devam eder de o zaman o payı verelim. Ya as elemanları ligin en iyi elemanları. Ama diğerleri. Mevkilin ama işte futbolda takım oyunu. Ya savunmada Necip'le bütün sezonu yani Wellington gelince Wellington oynayacak ama Wellington'da ne kadar Beşiktaşları mutlu edecek o ayrı. Yani geçen sezondan Saiz iyi bir stoper. Saiz bence evet sezon başından bu yana çok istikrarlı ve iyi oynuyor. Ama alternatif işte. Ya top ayağına geldiği zaman yani direkt pasından belli tekniğinden oluyor. Anlıyorsun zaten adamı. Kumaşı, kumaşı iyi kumaş. A sınıf bir stoper olduğu anlaşılıyor. Tabii ikinci gol de muazzam bir goldü. Yani Enkudu'nun sol beke kadar gelip oyunu ters kanada Rozier'e yönlendirmesi, Rozier'den Salih'e, Salih'ten tekrar o aynı Enkudu'nun Salih'in ceza sahasına atılan bir ters top daha. Yani herhalde bizim ligimizde iki yön değiştirme, bu kadar Salih'in hızlı yön değiştirmeyle atılmış gol dönüp yoktur herhalde. Sola yağıyla çok az vardır. %100. Çok görkemliydi ya. İlk yarısı 60 dakikası çok görkemliydi. Yani evet. Silindir gibi geçti Beşiktaş rakibinin üzerinden. Ve duran toplarda da çok büyük çeşitlilik ve zenginlik var. Hem kullananlar açısından yani benim saydığım en az 3 farklı kişi duran kornerleri kullandı. İlkini Berkay kullandı, ikincisini birini Salih kullandı, birini Masuaku kullandı. Masuaku'nunki gole dönüştü Muleka'nın kafasıyla. İşte Alanya maçında atılan ilk golüm aynısını pozisyona dönüştü. Weghorst altı pastan atamadı. Ama hepsi arka direğe atılmadı, uzak direğe atılmadı. Ön direğe atılan bir kafa golüyle durum 3-0'a geldi. Yani duran top çeşitliliği, kullananların çeşitliliği de Beşiktaş'ın bu sene bir avantajı olacak gibi görünüyor. Yani Josef ile Atiba döndüğünde, Josef'in daha dönmesine var biraz. Hani onlar dönene kadar ama Beşiktaş böyle hep maçları bitirmekte iyi oynasa bile, iyi başlasa bile, öne geçse bile maçları bitirmekte zorlanabilir. Öyle görünüyor yani. Bir de şöyle bir şey var. İlk hafta Kayserispor maçında Muleka Masuaku sol kanadı yapmıştı. Fakat iki maçta Enkudu. Evet. Orada artık onunla vazgeçmez. Enkudu Beşiktaş kariyerindeki işte biraz önce Onyekuru'yu övdü ki Enkudu da ondan aşağı kalır bir yanı yoktu. En istikrarlı dönemini geçiriyor. Evet. Yani tabii işte 35-40 dakika Kayseri, 45 dakika Alanya. Burada işte bir 90 dakika. Çok kısa bir periyodu aslında ama hani Enkudu genelde böyle gitti. Yani bazı maçlar wow dedirtti, bazı maçlar hadi Enkudu bir şey yap dedirtti. Bu istikrarlı başladı sezona. Öyle devam ederse tabii çok büyük tehdit olur. Çünkü Muleka ilk maç yadırgadı resmen sol kanadı ya. Sağ kanattı da yadırgadı. Hatta kanadı yadırgadı. evet ya adam forvet. Ve evet. Enkudu gibi dribling yani dribling seviyesi Enkudu kadar değil. Tabii bu maç şöyle de bir şey vardı yani Alanya maçında Enkudu'nun kullanımı direkt Onyekuru örneğindeki gibi boş alanı değerlendirmekti. Burada tam tersi kapalı savunmada da bir anahtar olarak kullanıldı. Ve tabii bu Muleka'yı bir anlamda şöyle rahatlattı. Ataklar sol kanattan gelişince Muleka da ikinci forvet olarak ceza sahasına girdi. Yani asıl rolüne bürünecek bir oyun oldu Muleka'nın. Ha golü öyle mi attı? Hayır. Bir duran toptan kafayla attı ama... Ama bu işin ideali Gezzal'ın tabii orada olması. Enkudu'nun da son Muleka yedek bekleyecek. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Peki. Var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Yok. Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da da yine Gomis devreye girdi. Yine bir deplasman maçı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı mücadele. Ve yani Ümraniye Sporu 86'da 87-86'da geldi gol. Gomis'e mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'da oyun içinde net sıkıntılar var. Evet. Yani bir plan var kafasında Okan Buruk'un tamam ama oyuncular sanki onu uygulama konusunda aynı frekansta değil gibi Okan Buruk'ta. Ki Okan Buruk çok özür dilerim. Okan Buruk futbolculuğunda şöyle bir profil. Yani Rıdvan Hoca der ya bir tek İstiklal Marşı'nda duran oyuncu profiliydi Okan Buruk. Yani teknik direktörlüğünde sağ kenarında durmuyor adam. Yani. Hiç. Çok hareketli, aynen. Çok enerjik. Ama oyuncuların sanki o enerjiyi yansıtmada problemi var. Maç sonunda da mesela Okan Buruk şey dedi, hava sıcak, nem var, Antalya'da öyleydi.
biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi deyip pası atayım. Mesela hani oyuna bakış açısı diyoruz ya, Jorge Jesus alan istiyor. Valerian İsmail hani birinci öncelikleri olan. Valerian İsmail yüksek efor istiyor. Okan Buruk mesela bizim daha alışılagelmiş Süper Lig şampiyonluk adayı oyununu istiyor. Top bende olsun. Top bende oyna ben hükmedeyim. Oyuna ben hükmedeyim. Rakip yarı alana yerleşeyim. Orada bol pas yapayım. Yaratıcı oyuncularımla oradaki işi çözeyim. Ama bu şu ana kadar pek bunu göremedik. Yani Antalya maçında 15-45 arası biraz gördük bunu. Giresun maçının tamamında evet topa sahip olduk Galatasaray ama üretkenlik anlamında bir şey göremedik. Veya her dakika oyun geriye gitti. Burada bir farklılık. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha iyi bir Galatasaray izledik. Gerçekten daha oyuna hükmeden bir Galatasaray izledik. Yani burada muhtemelen Mertens'in oyuna girişinin etkisi var. Ama Galatasaray o topu ritimli bir şekilde çevirmek, atak üretmek. Ya işte orada en temel problem bence iki kenar oyuncusu. Yani Galatasaray'ın elindeki en yaratıcı oyuncular, en süratli oyuncular, en delici oyuncular Kerem'le Yunus. Hemen hemen aynı profiller bir de. Evet, çok da benziyorlar birbirlerine. Yunus biraz daha dar alanda iş yapabiliyor. Doğru. Kerem'in biraz daha son vuruşu sanki biraz daha önde gibi. Ama birbirlerine yakın profiller. Ama işte o iş onların içe girip beklerin üretmesine geldiği zaman orada Galatasaray patlıyor. Yani çünkü ne Van Aanholt ne Boey, ki Boey iyi maçlarından birini oynadı evet. Bence. Ama ikisi de hücumda üretme konusunda Galatasaray'a katkı sağlayacak bekler değiller. Yani burada geçen hafta da galiba aynı şey. Onları biraz daha içeri alıp Kerem'le Yunus'u çizgiye kenara çizgiye bastırmak gerekir gibi görünüyor. Ama onları içeriye almak olabilir. Da yani içeriye almak deyince Galatasaray'ın yakın geçmişinden hani Mariano'nun Başakşehir'e attığı bir gol vardır. Sol ayakla şampiyonluk golü yani tabii. O. İçeriye doğru kat ederek şimdi ben hiç Van Aanholt evet çizgiyi inerken defalarca rüyamda da görüyorum Van Aanholt topu verdiğinde. Rüyanda niye Van Aanholt'u görüyorsun? Valla bu aralar ne bileyim sürekli geçen de Alpay Özalan'ı gördüm kırılma anına davet ediyordum. Sokakta gördüm Yeşil'le çocukla ciddi söylüyorum Bağdat Caddesi'nde. Hadi o normal çok işsel bir durum yani. Ciddi söylüyorum. Bir şeyi kırılma anına. Senaryo şeklinde evet. Yani. Görüyorsun. Van Aanholt'u rüyada gören iyi bir şey değil bence. İşte. Ya anlama ne acaba falan. Rangers attığı bir gol var Boey'in. Orada bize ooo nasıl falan olduk. 22 yaşında. Ama temel itibariyle Mariano gibi orta saha oyuncusuyla paslaşsın, şey yapsın ya da bir Gökhan Gönül gibi iyi zamanında içeriye doğru kat etsin ceza sahasının tam değil. Sıfır değil. Onun için de onları içeriye almak, Yunus ve Kerem'i çizgiye bastırmak da yine tam çare olmayacak yok, gibi gözüküyor. Doğru. Yani ve bu içeriye alırken niye içeri alıyoruz biz Kerem'le Yunus'u? O işte çok meşhur işte iç koridor, half space ne derseniz deyin. Orayı kullansın, rakip savunma oyuncuları kafa karışıklığı yaşasın. Ve aslında daha da önemlisi çok iyi bir pivotsa evet şeyin en iyi pivot santrfor değil Avrupa'nın. En iyilerinden ama en iyilerinden biri. Uzun süre yüksek seviyede takımlarda oynamış. Seferovic'le bağlantı kursun. Ya bir tane şey yok işte Weghorst Kayseri maçını içeriye girdi, tuttu, bıraktı, vurdu Gezal, duvar oldu, gol attırdı. Yani bunu Kerem'in, Yunus'un bu şekilde Seferovic'i kullanması lazım. Öyle olmadığı zaman Seferovic ya toplam yalnızlar topa, oynuyor. Topa dokunma sayısı bile şey, bırak şut girişimi 7-8, 10-15'te kalır belki. 15'in bilmediğim için şey yapmak istemiyorum ama çok etkisiz gözüküyor. Herhangi biri gibi gözüküyor. Emre Akbaba da çok şey bir hani forvet arkası var. Araya topu salar. Forvet arkası var. İşte Alex Semişentürk 2'ye 1 yapar girer. Evet. Forvet arkası var. Biraz daha 8 numara kılıklıdır. Daha ileriye doğru. Emre Akbaba da o iki taraf Seferovic de pas bağlantılarına bakıyor. İletişimi yok. Emre Akbaba kesinlikle kötü futbolcu. Seferovic hatta iletişim kurmaya çalıştı. Daha 30. ilk dakikadaki pozisyonda Emre'yi bulmaya çalıştı. Beslemeyen. Evet. Vursa da iyiydi gol olacaktı yani. Daha evet. 4 futbolcudan bahsediyoruz. Hiçbir birbirini beslemiyor. 4 evet. Futbolcu. Güzel bir tespit. O dörtlü arasında hiçbir uyum yok değil mi yani? Ya bu programda mı konuştuk şeyde mi hani o şey var ya FIFA'da kimya okları ha, evet, kırmızı evet. Yeşil. Uyum. Gezal Rozier üzerinden gitti. Gezal Rozier böyle yeşil. Neon yeşil hem de. Mor olanlar var demiştim. De. Mor olanlar. Şey yok yani akıllarında uyum yok. Var. Uyum sıkıntısı var. Onun için de Seferovic ya bu adam yine şey oldu. Ya
işte 4 sene önce İslam Slimani. İslam Slimani son dönemde Fenerbahçe'ye gelen en kariyerli forvet. Doğru. Gerçekten de öyle. Sonra Fenerbahçe'den sonra Monaco'ya, Lyon'a falan gitti. Attı, oradan değişti. Yeniden Portekiz'e döndü şimdi. Ama o takımda ya Zlatan'ı getirin eleştirilirdi. Çünkü Fenerbahçe o sezon zaten kopuk bir takım. Düşmemeye oynuyor. Yani forvetlerin yapabileceği şey özellikle böyle Slimani gibi, Seferovic gibi isimlere, hatta Buffett'in Gomis de olağanüstü bir gol atar. Top getirmeniz lazım. İletişim kurmanız lazım. Bu adamlar çünkü Valencia gibi orta sahadan Seferovic topu kafasıyla önüne alıp öyle pozisyon geldiğinde de götüremez. Evet, evet. Bir kişi geçemez. Evet. Çok farklı özellikle. Gomis şimdi Trabzon'da 11 oynar mı? Şimdi zannetmiyorum. Ben Gomis'in ben de şu anda düşünmüyorum. Onu öyle bir çünkü yedekten gelip belli kısa bir periyotta verimi daha yüksek. Daha önce girebilir ama. Yani işler istediği gibi gitmiyorsa evet. Daha önce yani büyük ihtimalle Okan Hoca Gomis'le de 75'ten sonra değil ama Giresun maçındaki bir çift şey santfor ya. Yapmak değil. Mesela o değil, onu o değil, bir telaştı bence. Zaten. Evet. O bir telaştı kendi seyircisi önünde. O. Evet aynen. Yani direkt ikinci yarıyı hani böyle başlayıp hemen bulayım. Şimdi burada sabretti mesela yine çift forvete dönmeyi. Yapmadı. Tek santrafor taze güç olarak çünkü koydu. Çünkü orta sahayı kaybetmek. Orta saha demişken bu arada Torreira da girdi. Ben buradayım yani, dedi değil mi? Dedi. Dedi, dedi. Kaç maçta dedi. Kaç isabetli pas mıydı? Öyle Torreira şey, buradayım dedi. Yüzdesi çok yüksekti ya. Onu konuşmuştunuz programda Emre ile. Ama yani, işte evet. Yani orada ama çok tek kaldı o da. Yani Oliveira da hani şey Kerem Yunus yardım etmiyor geriye doğru. Zor yani orada hakikaten zor Galatasaray'ın işi yani. Çok demin Emek çok güzel söyledi. Yani isim olarak çok parıltılı oyuncular aldı ama buradan bir takım ortaya çıkarma konusunda Okan Buruk'un işi gerçekten zor. Çünkü burada tamamlayıcı özellikler tam yok. Hep böyle bir yerleri eksik kalıyor. Özellikle orta sahanın, kenarların, orta sahaya yardımının, beklere yardımının, beklerin hücumdaki varlığının veyahut da kapasitelerinin hep eksik. Hep eksik. Bir de yine işte ve bu sadece transferle sorun. Giderilebilir bir şey de değil yani. Biraz zaman tanımak gerekiyor tabii. Evet ama yani 3 maçın yekününde Galatasaray yani Gomis'in 2 anı değerlendirmesiyle şu anda ayakta. İşin gerçeği tabii bu. Tabii ya birisi 80, birisi 90, 90'da, birisi 86'da. Hele bu gol yani. Ya futbol şansının çok yüksek oranda Galatasaray. Yani sağınızda Giresunspor'a kaybediyorsunuz o kadar biraz daha. Hadi o berabere bitebilirdi o maç belki. Tamam bir gol yemeyi hak etti hak etmediği konuşabiliriz ama üretim konusunda daha oyuna hükmetme konusunda Galatasaray sorun yaşamaya devam edecek. Offside olmasa aynı ikinci durumu Abdülkerim yine yaşıyordu. Ha, kaptırdı. Evet, evet yani. Çok büyük baskı var üstünde. Yani hani geçen hafta Arda için konuştuğumuz muhabbet Abdülkerim. Ekstra bir şeyler vermek yapmaya çalışıyor. Basit oynamak yerine ben bu ligin işte hani topa sahip stoperlerinden biriyim. Onu göstermem lazım. Kaptırmam topu deyip offside olmasa gol. Yani. Vallahi o şeyi son topu blokladı. Yani. Orada mesela evet. Rahatlamıştır. Mesela maçın hareketi evet. Enerjiyi attı. Puan kazandıran bir blok oldu o yani. Çok önemli bir andı yani. Evet. Puan kazandıran blok oldu. Maç kazandıran. Ama o kesicilik yani. Tarafı. Tabii işte, tabii evet topla oynama daha topla artısın. Oynama tarafında ekstra bir şey katmaya çalışıyor. Orada sıkıntı yaşıyor. Evet. Yani. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey? Trabzon'a ne oldu öyle ya? Evet, Trabzon'a geçmiş olalım. Peki ya bu hiç 5-5 olacak bir maç değil. İyi bence değil ama sonuç öyle oldu yani. Ya Enis Bardi'nin skora katkıda bulunması, o pozisyonda önemli şeyler yapması Trabzonspor açısından çok önemli. Tabii bu Kopenhag maçı yorgunluğu, konsantrasyon problemi bu net şekilde hissediliyor. Bir maç daha var, çok önemli. Ama 5 olacak maç mıydı? 3-2'den sonra Trabzonspor beraberliği de bulabilirdi. Sonrasındaki goller yani zaten son 5. gol defansa çarpıyor, kalecinin üzerinden açıyor. Biraz hani kısmetsizlik başladıktan sonra Arda arkası kesilmedi. Dördüncü gol. Gökdeniz çekti tavana. Gökdeniz. Oydu değil mi dördüncü gol? Tabii 2-2 olduktan sonra 3-2 Gökdeniz çekti tavana vurdu. Trabzonspor Hamşik'in eksikliğini hissediyor orta manşeti sahada. Attı. Organizasyon. Zaten bu manşeti aslında atmayan da yok. O mu? Yoksa yani yerli sayısına da baktığın zaman 11'de Doğucan'a
biraz fazla mı şans veriyor Abdullah Hoca acaba? Yani... Öyle demeyelim de. Nasıl diyelim? Genç oyuncu ama Doğucan, evet oradaki Doğucan'la Dorukhan oynadı birlikte. Doğucan, Dorukhan, Bakasetas başladı. 43'te Abdülkadir Ömür'le şey girdi. Siyopis girdi. Evet, Doğucan beklentileri yani güvenin karşılığını veremedi. Hakikaten de çok düşük bir performans. Biraz daha belki zamana ihtiyacı var. Antalya Spor bu ligin iyi takımlarından biri. Ama 5 gol yemek yine de son şampiyon açısından çok kötü bir referans. Tabii bir de şey sayıları da yani ceza sahasında toplu oynama sayıları falan da yani 26 kez yanılmıyorsam Antalya Spor Trabzon ceza sahasına giriyor. Bir şampiyon için, şampiyonluk adayı için çok yüksek bir rakam bu. Yani evet. İşte geldi. 26 Trabzon, 24. 24'de 26 neyse. 24'de yani, 26, evet. 1.82 Antalya gol beklentisi, 1.28 Trabzonspor ki Kopenhag maçında da bu arada çok basit 7. Evet, çok bireysel hatalar çok oldu iki maçtır değil mi? Sonra toparladı ama o toparlama oyun olarak toparlasa da skora yansımadı. Mesela ben Bartra'ya burada dikkat çekmek istiyorum. İki maçta da Kopenhag ve bu maçta da sonradan girdi. Bundan sonra bence Bartra ile başlar herhalde. Evet. Değil mi? Herhalde. Yani bu bir net. Bartra değişilmez olacaktır. Olması gerekiyor. Alışma süreciydi herhalde yani. Bir süreliğine. Ya zaten çok yüksek kaliteli bir oyuncu. Tam zaten transfer edildiğinde konuştuk ya, Abdullah Avcı tipi stoper. Yani her teknik adam ayağı, pas kalitesi yüksek stoperle oynamak ister ama yani pasa daha çok önem veren Abdullah Avcı olduğu için Abdullah Avcı tipi stoper diyorum. Bardi de yani Trabzon'da kadrosunu genişletiyor. Ama işte o defansif orta saha pozisyonunda yani evet, Dorukhan bazen oynar. Siopis zaten oynar. Trabzonspor'un genç futbolcu düşmanına çıkacak. Çünkü ben mesela Berkay'la Kartal'ı da yeterli görmüyorum Beşiktaş için. Yani seviniyoruz, genç oyuncular oynasın, süre alsın, evet, ama yani bir yeterlilik yoksa da sırf genç diye bir oyuncu oynatılmaz yani. Trabzon'un problemi çok da görünen bir problem aslında. Yani geçen sezon taşıyıcılarından birisi Vakayeme. Evet. Geçen sezonun ikinci yarısını taşıyıcılarından birisi Edemişçe. Şimdi Bakasetas da Trezeguet'de 3 hafta yok. Şey olmadı. Bakasetas da yok. Kouassi çok özellikle Kopenhag maçında. Trezeguet özellikle Vakayeme'nin yerine o bölgeye gelip hani Vakayeme liderliği, Vakayeme'nin o hani sahadaki varlığı gibi bir şey beklemek herhalde çok abes kaçar. Trezeguet biraz daha farklı, biraz daha çok karakter farklı, olarak da bence değişik de. Bir oyun yapıları çok değişik. Tabii yani karakter olarak da farklı bir adam yani. İkinci forvet daha fazla ceza sahasına giren bir oyuncu. Top tutabilen bir oyuncu. Dar alanda çok iyi iş yapabilen bir oyuncu. Yani çok büyük yıldız meziyetlerine sahip. Birçok maçta, sıkışan birçok maçta olayı çözen oyuncuydu. Burada Edin Visca'nın da yokluğunda son derece hani tek kanatlı tahmin edilebilir bir takım haline geliyor Trabzonspor. O da Trezeguet'de çok formda olmadığı için problem yaratıyor. Kopenhag maçında yine başarılar dileyelim ve haftada Trabzon Galatasaray maçı var. Evet. Trabzon'da. Trabzon'da maç. Haftanın maçı. Güzel maçlar var. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Bu hafta az güldük. Niye öyle az oldu? Çok eleştirilere mi çok şey yaptık? Çok eleştirilere mi maruz? Yok. Bana da öyle hı 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 diye gülme diyorlar. Öyle gülüyorum. Ne yapayım yani? Gülüşümü değiştiremem ki. Dikkat etmeye çalışacağım bundan sonra. MKG çok fazla sululuk yapıyor diyorlar. Allah. Yapmadı. Ben bir şey söyleyeceğim. Biz bu eleştirilerden bu kadar gülmeyelim. Olumsuz şey yapmayalım ya. Yok. Gülelim, gülelim, eğlenelim ya. Güzel bir söz vardır. Gani Müjde hep söylerdi. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın diye. Öyle kapatıyorum. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın. Tamam. Uygun mudur? Şimdi ben burada bilen mi oluyorum, bilmeyen mi? Çünkü gülüyorum ama gülüşüm eleştiriliyor. Şekil şemal konusuna takılma. Biz gülmeyi biliyoruz diye düşünüyorum. Tamam, anladım. Okay. Gülebiliyoruz en azından. Gülebiliyoruz. Noktalıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Sevgi içimizde. Evet. Değerli yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. Güç içinde. Dikkate alıyoruz yani, onları söyleyelim. Ve canım, haftaya herhalde. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden, XF'nin yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.